Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bilinmez idi. Hadis-i Kudsi'de ben bilinmez idim, bilinmekliği istedim dedi. Bilinmekliği isteyince bir şey yarattı. O yarattığı şey Cenab-ı Hakk'ı zikretti. Tesbih etti, tenzih etti. Bu Allah'ın hoşuna gitti. Ve o ilk yaratılan şey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyetiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada Adem henüz su ve çamur arasında iken ben peygamber idim dedi. O yüzden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri peygamberlerin evvelidir. Henüz daha Adem yaratılmamış iken o peygamber idi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aynı zamanda Hatemül Nebi'dir. Yani son peygamberdir. Ashab 40. ayette Cenab-ı Hak der ki o sizin içinizden herhangi birinizin babası değildir. O Muhammed Mustafa peygamberlerin sonuncusudur der. Ondan sonra ne bir nebi, ne bir resul, ne de bir peygamber gelecektir. O gelmiş olan peygamberlerin en sonuncusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benden sonra ne bir nebi, ne bir resul gelecek deyip bu meseleyi sonunda bağlamıştır. Kıymetli dostlar, tarih boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında henüz daha yalancı peygamberler çıkmış, ümmeti Muhammed'in yolunu ifsad etmek, ümmeti Muhammed'in yolunu batırmak, ümmeti Muhammed'in yolunu sapıklığa sevk etmek isteyenler olmuştur. Bunlar Müslümanların kendi içlerinde siyasi, ekonomik, kültürel olarak ne zaman kuvvetlenmeye, ne zaman bu noktada söz sahibi olmaya başlamışlar. Ondan sonra ne yazık ki Müslümanları içeriden ve dışarıdan yıpratmak isteyenler, içeriden ve dışarıdan onları bölüp parçalamak isteyenler bu tip dini oyunların içerisine girip onları parçalamak istemişler. Zaman içerisinde değişik noktalarda, değişik memleketlerde yalancı peygamberler çıkmış. Bu yalancı peygamberler ne yazık ki ümmeti ifsad etmiştir. Son dönem yine bu yalancı peygamberler zuhur etmeye başlamış. Ümmetin başına dert, ümmetin başına sıkıntı olmuş. Tabii bunlar zaman içerisinde kendilerini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yerine koymuşlar ve kendilerini bir resul, bir nebi olarak görmeye çalışmışlar ve bu noktada sapkınca fikirlerini ve düşüncelerini ne yazık ki ümmetin içerisinde yaymaya başlamışlar. Ve şu anda da ne yazık ki ümmeti Muhammed'in içerisinde bu tip insanlar çıkıp kendilerinin resul olduğunu, elçi olduğunu, bu noktada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi değil ama kendilerinin de bu noktada bir nebi, bir elçi olduğunu beyan etmekte, iddia etmekteler. O yüzden biz bu seneki Kutlu Doğum Haftası'nın temasını Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin sonuncusu konusunu işlemek, bunu insanlara anlatmak, bunu ümmeti Muhammed'e tebliğ etmek istedik. Kıymetli dostlar, Hazreti Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem den sonra ne bir nebi gelecektir,
ne de Resul gelecektir. Ondan sonra asla ve asla ne kitaplı ne kitapsız hiçbir peygamber gelmeyecek, hiçbir nebi gelmeyecek, hiçbir Resul gelmeyecektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu manada son nebi, son peygamberdir. Ve onun hukuku, onun şeriatı, onun getirdikleri kıyamete kadar baki bir şekilde kalacaktır. Kıymetli dostlar, Kur'an dimdik ayaktadır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisleri de dimdik ayaktadır. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayatı taptaze, tüylü taze elimizdedir, gözümüzün önündedir. Bu noktada hem yazılı olarak hem de sözlü olarak ne söylediği bizim elimizdedir. O yüzden ümmeti Muhammed'in yolunu ifsad etmek isteyenler, ümmeti Muhammed'in yolunu karıştırmak isteyenler, ümmeti Muhammed'i bu noktada dağıtıp sapkınlık noktasına götürmeye çalışanlar ne yazık ki kendilerini peygamber veyahut da kendilerini nebi görmekte, bir kısmı da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetlerini, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerini inkar ederekten insanları fesada, insanları ifsada, insanları küfre doğru götürmektedir. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetlerine tabi olmak farzdır. Bize öyle bir öğreti getiriyorlar ki sanki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin getirdiklerini kabul etmek zorunda değilmişiz gibi bizim önümüze ibareler getiriyorlar. Bizim önümüze yeni fikirler getiriyorlar. Ve bunları söyleyenler bunları söylerken din adına, ümmeti Muhammed adına söylüyorlar. Ve televizyonlarda hangi hadisi şerifin sahih olup olmadığıyla alakalı kalplerimize bir şüphe uyandıracak sözler söylemekteler. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine uymak farzdır. Farz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede der ki ey iman edenler, Allah ve Resulüne itaat edin. Birçok ayeti kerimede, birazdan onları sıralayacağım size, birkaç tanesini, birçok ayeti kerimede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine itaatin farz olduğunu görürüz. Çünkü ayet de sabittir. Kur'an-ı Kerim ortadadır, Kur'an-ı Kerim meydandadır. Kur'an-ı Kerim bize bu noktada nerede neyi yapmamız gerektiğini, nerede neye uymamız gerektiğini de bize beyan eder. Ama ne yazık ki insanlar Kur'an-ı Kerim'in o beyanları ayakta dimdik dururken bizim gözümüzün içine baka baka Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadis-i şeriflerinin üzerinde şüphe oluşturaraktan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine uymamamızı gerektiğini gösterir. Böylece ümmetin içerisine ne yazık ki büyük bir fitne tohumu atmaktalar. Ali İmran ayet 31. Ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça affeden ve çokça merhamet edendir. Hazreti Allah, Allah'ı seviyorum diyenleri ve Allah'ı sevgi noktasında iddia sahibi olanları diyor ki siz Muhammed Mustafa'ya uyun. Allah'ı sevdiğiniz kadar Muhammed Mustafa'ya uyar, Muhammed Mustafa'ya uyduğunuz kadar Allah'ı seviyorsunuzdur. Muhammed Mustafa'yı ne kadar sevip uyuyorsanız Cenab-ı Hak'ı da o kadar seviyorsunuzdur. Çünkü Allah sevgisi
görünen bir kavram değildir. Allah sevgisi ancak tecelli etmesi gerekir. Cenab-ı Hak ayet-i kerime ile nasıl tecelli edeceğini bize beyan eder. Ve der ki, ey Allah'ı seviyorum diyenler, Muhammed-i Mustafa'ya uyun. Muhammed-i Mustafa'ya uymuyorsanız, Allah sevgisi dediğiniz sevgi hakikat değildir. Asla ve asla da o sevgi hakikate ulaşmayacak, hakikate erişmeyecektir. Başka ayet-i kerimede and olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnekler vardır. O zaman Allah ve Resulüne iman edenler, Allah ve Resulünün yolunda gittiğini söyleyenler kendilerini prototip, örnek olarak Muhammed-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini almak zorundalar. Yolunuz Muhammed-i Mustafa'nın yolu olmalı. Attığınız adım Muhammed-i Mustafa'nın adımına uygun olmalı. Söyleyecek olduğunuz söz Muhammed-i Mustafa'nın sözüne uygun olmalı. İşleyecek olduğunuz amel, bu oruçtur, namazdır, zekattır, bu fitredir, bu evlenmektir, boşanmaktır, ticarettir, her ne yapacaksanız, sabahtan kalkıp akşam yatıncaya kadar uymak olduğunuz kimse Muhammed-i Mustafa'dır. Hem din hem de dünya olarak. Bir Müslümanın din ve dünya işleri ayrı değildir. Biz din ve dünyamızı ayıramayız. Din ve dünyamızı ayırmak Hristiyanlara aittir. Gerçek Hristiyanlıkta da din ve dünya ayrı değildir. Ama ne yazık ki Avrupa'daki sapık fırkalar, Avrupa'daki sapık düşünceler bizim ülkemize ama isteyerek ama istemeyerek yerleştirilmiş, aynı sapık düşünce bizim içimize de yerleştirilmeye çalışmış. Sanki din ve dünya işleri birbirinden ayrı. Sabah kalktığınızda, dünyaya gözünüzü açtığınızda, hayatınızı ve gününüzü dininize göre yaşamakla mükellefsiniz. Sabah kalkışınız dahi sünnet-i Resulullah'a uygun olmalı. Sağ tarafına yatmalısınız, sağ tarafınızdan kalkmalısınız. Eûzü besmele ile kalkmalısınız. Kalkar kalkmaz elinizi yüzünüzü değil, yıkamak değil, abdest almalısınız. Eğer bayanlar abdest alamayacak noktadaysa abdest alıyormuş gibi yapmalılar. Bir Müslümanın gözünü açtığı andan itibaren hayatını dinine göre yaşaması gerekir. Çünkü örnek Muhammed-i Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim şeyhlerimiz, üstadlarımız, hocalarımız, din alimlerimiz, babalarımız, annelerimiz, kocalarımız, evlatlarımız Muhammed-i Mustafa'ya uymakla mükelleftir. Bir baba Muhammed-i Mustafa'ya uymakla mükellef. Bir anne Muhammed-i Mustafa'ya uymakla mükellef. Anne babalar çocuklarını Muhammed-i Mustafa'nın terbiyesi, edebi, ahlakıyla yetiştirmek zorundalar. Onun ahlakı ise Kur'an ahlakıydı. Onun ahlakı Allah ahlakıydı. Onun ahlakı cennet ahlakıydı. Onun ahlakı bu dünyada yaşandı ama ötelere ait bir ahlaktı. Eğer gelecek olan neslimizin dindar olmasını istiyorsak, gelecek olan neslimizin Allah'ını bilen, peygamberini bilen, Kur'an'ını bilen, sünnetini bilen bir nesil olmasını istiyorsak, evimizde din hakim olmalı. Din hakim olması demek
Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleri hakim olmalı. Anneler babalar, evlerinizde sünnet-i Resulullah'ı yaşayın. Sünnet-i Resulullah'ı yaşatın. Evinizde televizyonların sapık kültürleri hakim olmasın. Evinizde Avrupa'nın, Batı'nın sapık kültürleri hakim olmasın. Evinizde Kur'an ve sünnet olsun. Evinizde güzel ahlak olsun. Evinizde edep, terbiye olsun. Evinizde anlayış olsun, hoşgörü olsun, güzellik olsun, tatlılık olsun. Bunun yolu Muhammed Mustafa'nın izinde gitmek, onun yolunda gitmek, onun bastığı yere basmak, onun düşündüğü gibi düşünmeye çalışmak, onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmakla mümkündür. Kıymetli dostlar, eğer ki bir yol, bir yaşantı, bir ev, bir iş yeri Muhammed Mustafa'nın sünnetinde ve ölçüsünde değil ise, bilin ki orası yıkılmaya mahkumdur. Orası dağılmaya mahkumdur. Orası zulümle dolur, dolar. Orası asla ve asla hikmetle dolmaz. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Siz son ümmetsiniz. Ve insanlar için seçilmiş hayırlı bir ümmetsiniz. Sizden sonra gelecek olan farklı bir peygamberin farklı bir ümmeti olmayacak. Sizin vazifeniz bu noktada çok önemli. Siz muhakkak ki insanların içerisinde hayırlı bir ümmet olmanın gereğini yapmakla mükellefsiniz. Gereğini yapmak çocuklarınızı Kur'an ve sünnete uygun yetiştirmektir. Gereğini yapmak evinizde Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşamanızdır. Gereğini yapmak sokağınızda, mahallenizde, iş yerinizde Kur'an ve sünnete uygun bir hayat tanzim etmeniz de mümkündür. Eğer Kur'an ve sünnete uygun bir hayat tanzim edemezseniz, eğer evinizde o Muhammed Mustafa'nın gülü açmazsa, eğer sokağınızda Muhammed Mustafa kokmuyorsa, ne yazık ki siz o hayırlı ümmet olma yolundan sapmış olursunuz. Allah muhafaza eylesin. İyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırsınız. Ey anne babalar, çocuklarınızı iyiliği öğretmekle mükellefsiniz. Çocuklarınıza kötülükten nehyetmekle mükellefsiniz. Yanınızda bir kişi çalışıyorsa elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Hadis-i şerif mucibince elinizin altındakilere iyiliği emredip kötülükten nehyetmekle mükellefsiniz. Erkekler evlerinin reisleridir. Eşlerini ve çocuklarına iyiliği emretmekle mükelleftir. Ama önce onlar iyiliği öğrenmekle mükellefler. İyilik ise Kur'an ve sünnettir. İyilik Muhammed Mustafa'nın edebi ahlakıdır. Aile reisleri, evde küfrediyorsanız, evde eşlerinize hakaret ediyorsanız, çocuklarınıza hakaret ediyorsanız, evde güzel ahlaklı davranmıyorsanız, bilin ki o aileden sorumlu olan sizsiniz. Ve ailenin çarpıklığından ve sapıklığından da sorumlu sizsiniz. Anneler, eğer çocuklarınızı Kur'an ve sünnet bilgisi, Kur'an ve sünnet ahlakıyla yetiştirmiyorsanız, bilin ki cehennemlerinizi hazırlıyorsunuz. Çünkü iyi evlat yetiştirmeyen, kötü evlat yetiştiren bile bile cehennemliğini hazırlayacak. İyi evlat yetiştiren cennetliğini hazırlayacak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kısım insanların amel defterleri öldükten sonra da kapanmaz. Bunlardan birisi hayırlı evlat yetiştirenler. Hayırlı evlat yetiştirenler öldükten sonra da amel defterleri kapanmayacak. Talebe yetiştirenler, iyi talebe yetiştirenler, bunların hayır hasenet defterleri kapanmayacak. Bir çırak yetiştiren, bir meslek öğreten,
Onun hayır defteri kapanmayacak. Yol, su, köprü getiren hayır defteri kapanmayacak. İnsanlara, Müslümanlara faydalı bir şeyler üreten ve o fayda devam ediyorsa bunların hayır defterleri kapanmayacak. O zaman iyiliği emredenler, kötülükten nehyedenler, bunların hayır defterleri kapanmayacak. O zaman iyi bir evlat yetiştirdiğiniz müddetçe, o iyi evlat da iyi bir evlat yetiştirdiği müddetçe hayır hasenet defteriniz asla kapanmayacak. Ey Nebi, muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, kendisinin izniyle Allah'a davet edici ve aydınlatıcı bir nur olarak gönderdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geldi, vazifesini yaptı, müjdesini verdi, şahitliğini yaptı, uyardı. O zaman Muhammed-i Mustafa'nın vazifesini yapacak olan bu ümmeti Muhammed, onun müjdesini taşımakla mükellef, onun uyardığı konuları uyarmakla mükellef ve şehadetliğini yerine getirmekle mükellef. Eşhedü dedik, şahidiz dedik. O zaman o şehadeti yerine getireceğiz. Kur'an ve sünnet müjdesini dilden dile, gönülden gönüle, evden eve, mahalleden mahalleye taşımakla mükellefiz. Ve insanları o müjdeye, insanları o nura davet etmekle mükellefiz. Kıymetli dostlar, Muhammed-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerini tanıyalım. Kendisini tanıyalım. Yolunu tanıyalım. Onun yolundan gidelim. Annelerinizin, babalarınızın size bıraktıkları dost doğru yoldan gidelim. Eğer anneleriniz, babalarınız size dost doğru bir yol bırakmadıysa, doğru yol olarak Kur'an ve sünnete tabi olup ona teslim olalım. Ey iman edenler, Allah ve Resulüne itaat edin. Sakın Kur'an'ı işitip durduğunuz halde ondan yüzlerinizi çevirmeyin. Cenab-ı Hak bize emrediyor ki Allah ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaat, Kur'an-ı Kerim'i tanımak, onu okumak, onun hükümleriyle hükmetmek, onun yolundan gitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine itaat etmek de onun getirdiği sünnete, onun getirdiği ahlaka, onun getirdiği hukuka tabi olmaktır. Biz Muhammed-i Mustafa'yı tanımıyoruz, bize Kur'an yeter diyemeyiz. Biz Muhammed-i Mustafa'ya da tabi olup onun sünneti Resulullah'ını yaşamakla mükellefiz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmet olunasınız. Eğer Allah ve Resulüne itaat edersek rahmete banarız. Bakın ayet-i kerimede Allah'a itaat edin ki rahmet bulunasınız demiyor. Allah ve Resulüne itaat edin ki rahmet olunasınız diyor. Rahmete ulaşmanın yolu Allah ve Resulüne itaat etmekten geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haram ettiklerini haram görmekten geçiyor. Eğer Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haram ettiklerini haram kabul etmezsek tam olarak iman etmiş sayılamayız. Allah'ı kabul etsek, Muhammed-i Mustafa'yı kabul etmesek iman etmiş sayılmayız. Hani bir kısımları, Yahudileri de, Hristiyanları da, diğer inanç sahiplerini de cennete sokmaya çalışıyorlar ya, hani Muhammed'siz de bir İslam'ın olabileceğini, sallallahu aleyhi ve sellemsiz haşa, hani Muhammed'siz de sallallahu aleyhi ve sellem olmadan cennete gireceklerini iddia edenler var ya, işte Kur'an onlara cevap veriyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ki rahmet olunasınız. Eğer Allah ve Resulüne itaat edilmiyorsa ne yazık ki insanların rahmet beklemeleri ham hayaldan başka bir şey olmaz. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirlerinizle çekişmeyin.
Aksi takdirde korkuya kapılır, rüzgarınız gider. Sabredin, şüphe yok Allah sabredenlerle beraber. Eğer Allah ve Resulüne tabi olmaz, itaat etmezsek ne yazık ki birbirimize düşer, birbirimizi katlederiz. Bakın Orta Doğu'ya, mezhep kavgalarından dolayı birbirlerini katlediyorlar. Oysa Allah ve Resulüne itaat etmiş olsalardı birbirlerini katletmezlerdi, birbirlerini öldürmezlerdi. Eğer Allah ve Resulüne itaat etseydi insanlar birbirlerinin kalplerini kırmaz, birbirlerini yok etmeye çalışmazlardı, birbirlerine düşman olmazlardı. Birbirlerimize düşmanlık Allah ve Resulüne itaatsizlikten kaynaklanıyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: ey insanlar, hepiniz tarağın dişlileri gibisiniz, Adem'in çocuklarısınız, kardeş olun. Eğer insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine itaat etmiş olsaydı kardeş olmanın yolunu arayıp kardeş olup birbirlerinin kanlarını akıtmayacaklardı. Allah'a ve peygambere itaat edenler Allah'ın nimetine mazhar olmuş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştılar. Evet, kim Allah ve Resulüne itaat ederse o peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir. Allah bizi kendisine ve Resulüne itaat eden, kendisini ve Resulünü seven ümmetlerden eylesin inşallah. Kutlu doğum geceniz, gününüz mübarek olsun. Allah nice bu mekanda, daha büyük mekanlarda, kutlu doğumlarda buluşmayı nasip eylesin. Geceniz hayır olsun. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayır etsin. Ayınızı, yolunuzu, ömrünüzü hayırlı eylesin. Selamünaleyküm. Hakkınızı helal edin.